Aklıma inançla ilgili tehlikeli vesveseler geliyor, ne yapmalıyım diye sorulmuş. Bunu söyleyen kardeşlerimiz, bundan şikayet ed eden kardeşlerimiz her şeyden önce şunu bilmeleri lazım. Bu sadece kendilerine gelen bir vesvese değil. En başta sahabe-i kiramın bununla alakalı aleyhissalatü vesselam efendimize yaşadıkları dönemde müracaat ettiklerine dair rivayetler var. Nitekim İmam Müslim'in de naklettiği rivayette tabe i kiram Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam Ya Resulallah, inna fi enfusina ma en netekelleme bi Yani aklımıza öyle şeyler geliyor ki bunları konuşmayı çok büyük bir şey görüyoruz. Yani ürküyoruz böyle bir şey Allah muhafaza dilimizden çıkacak olsa itikadımızla ilgili, inancımızla alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ne yapalım ya Resulallah diye sormuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna mukabil El tu mahzul iman Vesvese mahza katıksız imandır buyurmuş. Neden? Hadis şarihleri derler ki çünkü bir insan dinini yaşamakta ne kadar dikkat ederse şeytan onunla o kadar uğraşır. Şeytan dinini mütesahil şekilde, gevşek şekilde yaşayan insanlarla uğraşmaz. O zaten titiz bir şekilde yaşamaya çalışmıyor. Ama inancından ameli noktasına varıncaya kadar, dini gerçekten e, titizlikle riayet ederek bütün düsturlarına riayet ederek yaşamaya çalışan insanlarla şeytan uğraşır. Şeytan uğraşınca tabii ki vesvese gelmiş olacak. E, bunun için yapılması gereken şey nedir? İmanımızı daha takviye etmeye çalışmak, efendim şeytanı uzaklaştırmaya çalışmak, şeytanı uzaklaştıracak olan bir takım vesilelere, sebeplere sarılmaktır. Estağfirullah ve imma yenzaganneke mineş şeytani nezun festa'il billah. Sana şeytandan bir vesvese gelecek olursa festa'il billah. Hemen Allah'a sığın. Allah Teala'ya sığınacak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in öğrettiği, büyüklerin bizlere tavsiye etmiş olduğu duaları mutlaka okumamız lazım. Dolayısıyla ilk etapta bunu bilmemiz lazım. Yani sadece bizim başımıza gelen bir şey değildir bu. Bu başta sahabe-i kiram olmak üzere e, ümmetin bütün fertlerinde olabilecek olan şeylerdir bunlar. Bunun önüne insan geçemeyebilir. Belli bir zaman olur fakat geçici olan bir şeydir bu. E, i̇kinci olarak yapılması gereken şey de bunun üzerine gitmemektir. Yani insan kafasında taşıdığı işte o şüpheler, vesveseler, şeytan tarafından gelen, ilka edilen bir takım vesveselere şayet kafayı iyice takıp da onları çözmeye çalışırsa, onlara efendim icabet ederse, cevap vermeye çalışırsa, bir şekilde onlara kafayı takarsa o zaman işte şeytanın peşine takılmaya başlamış demektir. Şeytan onu Allah muhafaza etsin tehlikeye atabilir, sürükleyebilir. Yapılması gereken şey vesveseye hiç kulak vermemek ve bunları yok saymaktır. Belli bir zaman sonra görülecektir ki inşallah bu gibi şüpheler zail olup gidecektir, yok olacaktır. Ama dediğim gibi mutlaka bu konuda bu sorulara, bu tarz şüphelere falan itibar edilmemesi lazım. İnsan başka şeylerle meşgul olmalı. Zihnini hayırlı şeylerle meşgul etmesi lazım işte Kur'an-ı Kerim okuması lazım, ilim öğrenmesi lazım, başka türlü ne tarz hayırlı işler varsa zihin dünyasını bunlarla meşgul etmesi lazım. Mutlaka bunun sonucunda görülecektir ki o vesveseler inşallah gidecektir. Rukye tedavisi de yapılabilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti üzere vesvesenin zahil olabilmesi için okunma tedavisi yapılır. Bundan da inşallah Kur'an ayetlerinin bereketiyle, bir takım dualarının bereketiyle insan şifa bulur bunlara mutlaka başvurulması gerekir. Ve bu tarz şüpheleri taşıyan kişiler şunu bilmesi lazımdır ki Aleyhissalatu vesselam efendimiz innallaha tecavaze an ummeti ma vesveset bihi suduruha ma ta ta'mel bihi ve buyurmuştu. Yani Allah Teala benim ümmetimden amel etmedikleri ve konuşmadıkları sürece kalplerinde hissettikleri vesveseleri affetmiştir. Vesveseden insan mesul değildir. Dolayısıyla mesul olmayan bir şeye insan e, kafayı takmaması lazım. Onun peşinde gitmemesi lazım. Şeytana kapı aralamaması lazım. Destek olmaması lazım. Şeytanın hilesi zayıftır buyuruyor Cenab-ı Hak. İnne keyde şeytane kâne zayıf. Yani şeytanın tuzağı, hilesi, vesvesesi zayıftır. İnnehu leyse lehu sultanun alellezîne âmenû ve ala rabbihim yetevekkelûn. O şeytanın iman edenler ve sadece Rabbine, Rabbine tevekkül eden kimseler üzerine hiçbir gücü yoktur. Hiçbir şey yapamaz onlara buyuruyor Cenab-ı Dolayısıyla yani zihnimizdeki şüpheleri ufak ufak şeylerken, önemsiz şeylerken peşlerine takılarak büyütmeyelim. Sonra bunu büyük bir balon haline getirip de bunun altında kalmayalım. Bunlar yanlıştır, yapılmaması gereken şeylerdir. İfade ettiğimiz gibi bunlardan efendim belli bir zaman sonra insan dediğimiz şeylere başvurduğunda bunlar uyguladığında Allah'ın izniyle kurtulacak.